Değerli basın mensupları, aziz delegasyon ve bugünkü kongremize teşrif nezaketini gösteren saygıdeğer misafirlerimiz, muhterem hanım kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm inananların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün bu Abdi Aziz kardeşiniz çok duygulu. Zira Isparta'ya 1986 yılında gelmiştim. 86 yılında gelişimi de şu anda aramızda olmayan çok sevdiğim Abdülmecit kardeşimiz ısrarla illa başkanım ne olur bir gel. Ben Isparta'ya yeni yerleşiyorum. Orada beni yalnız bırakma. Bir gel. Burada da bir şeyler yapalım demişti. Ve o zaman yine merkez ilçemizin bir daveti sebebiyle Abdülmecit kardeşimizin ısrarı üzerine buraya gelmiştim. Önce gerek Abdülmecit kardeşim, gerek onlarla beraber inanıyorum ki şehit oldular. O kazada rahmetli olan kardeşlerime ve İslam davası uğrunda bugüne kadar kaybettiğimiz tüm şehidanın ruhuna 3 İhlas 1 Fatiha'ya davet ediyorum sizleri. Niçin konuşmama böyle başladım? Sene 1985. İstanbul'da il başkanlığı görevine getirildim. İl başkanlığı görevine getirildiğim zaman İstanbul'un 19 ilçesi fakat kurulan parti teşkilatı sayısı 8'di. 11 ilçemizde teşkilatımız yoktu. İnanın il merkezi olarak binamız da yoktu. Ve Beyoğlu ilçesinin bir köşesinde il teşkilatımıza da bir yer vermişlerdi. Ve dolaştım bir yer bulduk. 125 bin lira kirası vardı. 125 bin lira kirayı verecek durumda değildik. Arkadaşlarla beraber hüngür hüngür ağlıyorduk. Çünkü hangi kapıya gitsek hakaret ediyorlardı bize. Utanmıyor musunuz? Sıkılmıyor musunuz? İşte var ya ANAP teşkilatı. Onlar varken niçin siz bölücülük yapıyorsunuz? Niçin parçalıyorsunuz bu davayı diyorlardı. Ve inanın huzurlarından sinli kaflı küfürlerle bizleri kovuyorlardı. Halbuki ben onları 80 öncesinden de iyi tanıyordum. 80 öncesinde de bu davayı adeta sömürerek semirtiyorlardı. Ve bir akşam arkadaşlarla beraber böyle ağlarken dedik ki bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapalım? En azından şu ilçe teşkilatlarımızı süratle kuralım. Kimi bulursak kuralım. Sokaktan, meyhaneden adam bulalım. Getirelim şu teşkilatın başına koyalım. Yeter ki 19'da 19 olalım. Hakikaten yoğun bir gayret 3 ay. 3 ay neticesinde 19 ilçenin 19'unda kurduk. Ve bir karar aldık. Gündüz açık tutmamız mümkün değildi teşkilatlarımızı. Her akşam saat 18 ile 22 arası bu teşkilatlar açık olacak diye bir karar aldık. Bu kararı İl merkezinden telefonlarla sürekli kontrol ediyorduk. Nöbetçi nöbetine gelmiş mi gelmemiş mi? İl yönetiminden bir arkadaş her akşam adeta ordudaki düzen içerisinde nöbetçi subayı olarak görev tutuyordu. Nöbet tutuyordu. Hala bu devam eder. Ve bir akşam bakayım nöbet ne durumdadır diye İl merkezine uğradım.
Dediler ki Şişli cevap vermiyor. Bir telefonda ben açtım. Saat 18.20. Şişli cevap vermiyordu. Bunun üzerine nöbetçi arkadaşıma dedim ki sen aramaya devam et. Ben dedim şöyle hemen bir arabayla atlayayım. Bakalım nedir? Belki telefonda bir arıza vardır. Gittim ki kapı açıldı. İçeride gözleri yaşlı olan, o zaman tabii ismen kendilerini tanımadığım, daha tanışamadığımız arkadaşlar durumundaydılar. Bir kardeşimiz vardı. Niye ağlıyorsun diye sordum. Niye ağlıyorsun deyince biraz kederlendim başkanım dedi. Ya neyin var, bir derdin mi var, belki ben yardımcı olabilirim filan. Biraz kederlendim başkanım, hiçbir derdim yok. Peki telefon cevap mı vermiyor filan. Başkanım bir işim vardı dedi. Onun için yarım saat geç açtım ilçe teşkilatını. İşte bu ağlayan kardeşimiz, bana ağlama gerekçesini açıklamayan kardeşimiz, az önce ismini söylediğim Abdülmecit kardeşimdi. Biraz sohbet ettikten sonra ayrıldık. Ertesi sabah ağlamanın gerekçesini öğrendim. Meğerse Abdülmecit kardeşimin refikası doğum esnasında şehit olmuş. Ve o da yavrusunu baldızına teslim etmiş. Hanımını da SSK Ok Meydanı Hastanesi'nin morguna indirmiş. Nöbetim var diyerek koşarak nöbete gelmiş saat 18.30'da. Değerli kardeşlerim, bu davanın mayasında Abdülmecitlerin bu imanı var. Bu davanın mayasında evladını, eşini, çoluğunu, çocuğunu evinde bırakıp onlarla adeta bir sefere gidercesine yola çıkan yiğitlerin inancı var, aşkı var, heyecanı var. İşte bu aşk, işte bu heyecandır bizi bugünlere getiren.